dolu, bir yağış türü, kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile 40 derece santigrat seviyelerini geçerken donma ve erimeler ile tabaka tabaka büyümesi ile oluşur. Dünyada birçok yağış biçimi bulunmaktadır. Bunlar yağmur, kar ve dolu yağış şekilleridir. Her birinin yağma biçimi ve nedeni farklıdır. Peki, dolu nedir? Dolu nasıl oluşur ve ne zaman oluşur? Sizin için bu konuyu derledik. Dolu bir yağış biçimidir. Katı şekilde ve buz biçiminde oluşur. Dolu yağışı sıvı özelliğini kaybederek buz şeklinde yağmaktadır. Büyük dolu parçalarının yağması ile çevreye büyük zararlar verilebilir. Tarlalara, araçlara, çevreye hatta insanlara bile zarar verebilir. Dolunun büyüklüğü 5 mm ile 15 cm arasında değişmektedir. Dolu kümülonimbus bulutlarının altlarında oluşur. Yukarıya doğru yükselen sıcak ve kuru hava donma derecesinde bulunan hava akımına girerek aniden soğuma oluşur. Uzun süre bulut içerisinde nemlenerek dolu taneleri oluşur. Yanı bulutların içerisindeki hava akımının etkisi ile sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar. 0 ile 40 derece arasındaki hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Böylelikle dolular oluşur. Dolu taneleri bulutların içerisinde gezinir. Bulutların içerisinde ne kadar fazla gezinirler ise ve havadaki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa o derecede dolu üzerindeki katmanlar da artar. Böylece dolular daha büyük hale gelir. Dolular zamanla ağırlaşarak yerçekimin etkisi ile hareket kabiliyetini kaybederler ve yeryüzüne inemeye başlarlar. Böylece dolu yağışları yağmaya başlar. Bazı dolular fırtınalar sırasında oluşabilir. Böyle durumlar ciddi tehlike yaratır. Çünkü rüzgar etkisi ile dolu tanelerin ağırlıkları da artar. Bu ağırlık da yeryüzüne ciddi tehlikeler yaratabilir. Dolu ne zaman oluşur? Ülkemizde dolu yağışları oluşabilmektedir. Daha çok bahar aylarında oluşur. Bunun sebebi bahar aylarında sıcak hava cephesi ile soğuk hava cephesi arasında etkileşim oluşur. Bu etkileşim ile dolu yağışı oluşmaktadır. Dolu yağışının zararları nelerdir? Tarım arazilerine zarar vererek kalitesiz ürün elde edilmesine sebep olur. Dolu yağışları sırasında araçlar ve evler zarar görebilir. Tarım arazilerine zarar vermesi sebebiyle bir sonraki yıl topraktaki verim azalır ve bazı ağaç türlerinde hastalıklar meydana gelebilir. Dolu oluşumu arazilerdeki ağaçların bir sonraki yıl kurumasına sebep olur. Büyük parçalı doluların yağması ev ve ağaçlar dışında canlılara da zarar verebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımız Grafik Bey'in abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.